Tülin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Tülin Hanım sizi biraz şuraya doğru alsam tamam. Çok mutlu olacağım. Yönetmenim beni uyarıyor. Hoş geldiniz. Hoş beğendiniz mi? Yapar mısınız elinize evde sağlık, bunları? Süper. Harika. Tülin Hanım diyor ki eve misafir gelmiş gibiyiz diyor. Seyircilerimiz de yazmış. Evet. Hakikaten benim misafirimsiniz. Aynı ben hani burada böyle telaşlı yapıyorum ya evde de böyleyim. Aynısıyım. Ben de öyleyim. Aynısıyım. Evet Tülin Hanım bugün çok güzel işlerle eliniz kolunuz dolu geldiniz. Yaza gireceğiz inşallah. Güneş bizi korusun diye de çok güzel şapkalar, çantalar, yazlık şeyler yapmışsınız. Neyle yapıyoruz? Nasıl bir iple yapıyoruz şapkaları? Bugün yaza çok konforlu bir iplik kullanıyoruz. Pamuklu bir iplik. Tenimize değen tarafı pamuklu, yüzeyi pamuklu bir iplik. Terletmeyecek. Kalın pamuklu bir ipliğimiz var. Bir de böyle batik, geçişli. Renkli geçişli bir ipliğimiz var. Bu daha ince ama. İkisi de pamuklu iplik. Zeminimizi pamuklu iplikle örüyoruz bu kalınla. Hani daha formda olsun. Üzerine eğer istenirse böyle, istenirse yine düz renkli çalışmamız var. Bugün bir şapka yarışması olsa birinci olursunuz diyerek geldim şapkalarımla. Ama öyle bir yarışma yok. Birincisi yok. Bereydi. Ama öyle bir yarışma yok. Biz yapacağız o yarışmayı. Sonunda olacak galiba. Biz yapacağız. Diye diye olduracağız böyle bir yarışma. Şimdi diyelim ki seyahatlere gittik. Çocuklar sınavlara girdiler. Stresli bir süreçten çıktık. Yazlığa doğru geldik. Ve ben yazlığa gidince benden şöyle bir ses çıkar. Geçen gün baktım birileri de denize dalmış öyle ses çıkıyor. Ben siteye girdiğim anda böyle oh diye bir ses çıkar. Aynen öyle şapkamı takıyorum. Ama o kadar güzel, o kadar güzel. Kenarı da böyle çok hoş duruyor. Ay Tülin Hanım bu ne? Çantalar cuma günü gösteriliyor. Çantaları kaçırmayın. Ben demek ki arabadan indim, geldim yazlığa. Gidersek inşallah, hani iyi olursak, önce sağlıklı olalım, her şey i̇nşallah, olur. İnşallah. Oh diyebileceğim bir kıyafetteyim. Havam da olur siteye benim böyle. Kesinlikle. Kesinlikle. Olmaz mı? Olmaz mı? Erkan şu tarafa alayım da beni böyle bir sitede şöyle bir salınırken çek istersen. Ne dersin bak. Heh, gidiyoruz. Bak. Bak ne havalıyım. Havalı kadın geldi derler. Ben sitede nasıl geziyorum bir görseniz. Yıkılıyor mu Erkan? Ay yalnız bu burada da çok güzel. Çok şık. Evet. Yani yürüyüş yaparken bakın şeysi bu tereyi falan çok güzel. Tülin Hanım evet. Buna ne kadar ip gidiyor? Bir yumak altına gidiyor zeminine. Üzerine de yarım yumak gidiyor. Yarım yumak evet. Gidiyor. Orada mesela kalın pamuklu iplik kullandık. Bir yumak zemininde, yarım yumak üzerinde. Peki şunu söyleyeyim mi? Hani kağıt ipten falan yapıyoruz ama hafif böyle bir orada bir yüzü tırtlama böyle tırtık tırtık olma durumu oluyor. O kadar yumuşacık bir dokusu var ki yani kafanızı biri ellese ne yumuşacık kadın der. Gerçekten. Hadi gösterelim mi? Gösterelim. Şimdi kullanışlı olması gerçekten önemli. Yıkanabilir. En önemli özelliği yıkayabiliriz. Ona biz çok meraklıyız. Çok hele önemli. Şu dönemde. Çok önemli. Bir şey söyleyeceğim. Diyorlar ki saçları çok iyi yıkayın. Bu pandemide aslında hiç saçları şöyle içeri doğru koyun. Şapkada yıkanabiliyor. Nasıl yıkanıyor? Normal elde yıkayabiliriz. Hani makineye de atmayalım ama evet. Kenarına çünkü tel geçirdik böyle formda dursun diye. Üst kısmı yumuşacık. Peki. Başka bir şey yapıyorum şimdi. Siz yaparsınız. Benim bir numaram vardır bu telli şapkalarda. Şöyle bir dakika. Bu teli ben bir böyle benim daha böyle teli şey olan bir şapkam var. Böyle teli bir bürkerim şurada bir gül gibi bir şey yaparım. Ay çok güzel, çok güzel. Evet. Hadi yapalım. Yapalım. Çantaya ne kadar ip gidiyor cumaya hazırlasın izleyicilerimiz? Çantaya da 3 yumak altına zannediyorum. 2 yumak falan da üzerine veya 1 yumak üzerine onları tam... Hanımlar Alize'nin çok özel iplikleriyle örgü keyfine ve vitrinlerle yarışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. Baharlık örgülerde de Alize her zaman örgü severlerin ilk tercihi. Şık ve kaliteli örgüler için Alize'de seçenekler o kadar çok ki. Mesela pamuklu sevenler için Alize Cotton Gold.
Alize Cotton Gold'un önemli bir üstünlüğü temas yüzeyinin pamuklu olmasıdır. Bu nedenle oyuncak yapımında ve mevsimlik örgülerde özellikle tavsiye ediyorum. İster düz ister desenli renklerinden tercih edebilirsiniz. Ayrıca bir Alize klasiği olan Alize Diva, parlak ve ipeksi bir yapıya sahip. Alize Diva, tanışanların vazgeçemediği çok özel bir iplik. Düz, desenli ya da ombre renk seçenekleriyle Alize Diva her mevsim için ilk tercihlerden. Hanımlar, farklı ve özel örgüler için Alize örmeye değer. Hesaplayıp getiririz. Çanta için almadım sayıları. Bir dakika, bu da çok güzel. Ay, bu yazın... Bir dakika Tülin Hanım, ay ben zaten şapka gördüm mü dayanamayanlardanım. Ama şimdi koyacağım orayı, düzelteceğim, merak etmeyin. Zaten yarışma gibi böyle. Olur muydu şapka yarışması olsaydı? Yakışma yarışması olur. Niye birinci olmaz? Olur muydum? Siz gönlümüzde birincisiniz zaten de. Ay bu da çok güzel. Acaba siteye böyle mi giriş yapsam? Burada ince birbirine uyumlu renk geçişli iplik kullandık üzerinde. Şapkanın üzerinde de öyle kullandık. Mesela bir yumak kullandık. Şapkanın ya da yarın sahilde de. Başlıyorum yürüyüşlere. Acaba böyle mi yürüsem? Ayağıma da böyle bir güzel şu renklerde bir spor ayakkabı. Tabii çantamızın sağlam olması da çok önemli. İçine istediğimizi koyabiliriz. İplik o kadar güzel sağlam. Olmuş ki. Hı hı. Yani gerçekten şöyle bak Yaşar, bir bak. Yıkanabilir. Altına maltına şöyle. Harika, ama hadi gösterelim. Vakit kaybetmeyelim. Bugün şapkayı gösteriyoruz sadece. Şapkamızı hı hı. göstereceğiz. Çantayı... Tülin Hanım çok güzel hazırlık yapmış. Cuma günü göstereceğiz. Buyurun. Benim saçlar. Ay bunlar ne? Onlar da renkli, böyle birkaç tane daha yaptık. Şeyler gibi duruyor, hasırlar gibi duruyor. Ama çok güzel, bir dakika şunu da giyeyim. Ah çok güzel bunlar, çocuğa da çok güzel olur. Tabii çocuk için şöyle yaptık. Ah, o da güzelmiş, bak çantasıyla çocuklara çocuk da yapmışlar. Çocuk için çantasıyla şöyle yaptık. İnanılmaz güzel. Çok güzel. Bu böyle. Güneşten de korunmamız lazım. Hani D vitamini de şart ama... Çocuk sayılarını da verelim dedik. Verelim. Hı-hı. Buyurun o zaman, söz sizde. Şimdi burada kalın pamuklu ipliğimizi alıyoruz. Şapkamızın üst bölümünden başlıyoruz. Mesela şöyle şapkamızın üst bölümünden başlıyoruz. Önce bir zemin örüyoruz kendimize. Şeyi çok güzel olmuş, kalıbı. Kalıbı çok, evet, güzel oldu. Şimdi ben sayıları da söyleyeceğim. Başı büyük olanlara, küçük olanlara. Çok iyi oturdu kalıbı. Şöyle göstereyim. Aslında bunu örüyoruz aslında. Bunu örüyoruz, evet. Ama bakın kenarlar nasıl? Hani yumuşacık, sonuçta yumuşacık pamuklu bir iplik olduğu için bu böyle taktığınız formda durmuyor. Biz bunun kenarına işlemimiz bittikten sonra şöyle çamaşır ipliği içerisinde bakır tel olan. Çamaşır ipliği. İyi fikirmiş. Sadece kenarına, ama hani burası bizi hiç rahatsız etmeyecek, yumuşacık, çok sert değil. Böyle kenarına bunu geçeceğiz. Şimdi göstereceğim nasıl yapacağımızı. Çok güzel olacak. Şimdi başlayalım. Şöyle. Evet. Sayılarını verin. Çok güzel bir form oturtmuşlar. Sonra bu şapkayı ördükten sonra isterseniz düz renk yaparsınız. Üstünü de tabii, tabii. süslersiniz. Buyurun Tülin. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir tane çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir daha çekip hemen şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. Bizim normal hani kışın yaptığımız, ördüğümüz şapkaların aynı formunda, ama zeminimiz kafes. Çünkü üzerine zincir işi çalışıyoruz. Bu yine tabii böyle ufku açık bir çalışma. Herkes kendi zevkine göre desenler yapabilir. 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. 3 numaralı tığ kullanıyorum. İkili trabzan, arada 2 zincir. Arada 1... İki zincir, tığımın başına doladım, ikisini aldım, ikisini aldım. Bu şekilde arada iki zincir batırıyorum, ikisini ve ikisini çekiyorum. Böyle 8 tane arada kafes yapıyorum, orta için. Şimdi bunu geçiyorum, yaptım kafesimi. Şimdi şunu göstermek istiyorum yalnız. Buyurun. Şapkalarımızda şöyle bir şey var. Şunu şöyle gösterebilir miyiz? Böyle eğer
şeklimizi spiral bir şekilde yapacaksak bu tepe bölümünü işlemesini hiç kesinti olmaması gerekiyor. Yani şimdi göstereceğim. O zaman zemininin buna uyumlu yapılması gerekiyor. Eğer böyle çalışacaksak. Ama şöyle çalışacaksak şunu göstereyim. Eğer böyle çalışacaksak hani şekil bitecek sonra diğer şekli sıraya geçeceğiz. Böyle çalışacaksak başka türlü yapmamız gerekiyor zemini. Hemen onu göstereceğim şimdi. Burada en başta bunu kuruyoruz. Spiral şekilde yapmak istiyorsak döne döne hiç kesinti olmasın diye iki zincir çekiyorum. Tığının başına doluyorum. Yukarıya geçiyorum. Böyle yukarıya atlıyoruz. Hepsini birlikte alıyorum. Yani buraya tutunup yükselmedim. Hepsini birlikte aldım ve devam ediyorum. Her araya iki tane batarak bir tane araya batıyorum. Bir tane alttaki trabzanımın üzerine batıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir araya batıyorum. Artırarak. Evet. Bir trabzanın üzerine batıyorum. Biz normalde tık iğne yaparken şapkalarda hep çift çift batardık ikinci sırada. Burada araya bir tane trabzan yapıyoruz ikili. Bir tane direğin üstüne. Araya bir tane, bir tane trabzanın üzerine. Ve bu sırayı biz 16 tane yapıyoruz. Çünkü 8 tane aramız var. Burada ikinci sırada 16 tane aramız olmalı. Bunu da geçiyorum. Şimdi eğer şöyle bağlantı yaparsak onu da göstereyim. Hani bu şapka deseni gibi yapmak istersek, döne döne yapmazsak üzerine. Çalışmamızı şöyle bağlantı yapacağız. Bir zincir çekiyoruz en sonda. Böyle kapatıyoruz. Sonra yukarı yükseliyoruz. 2, 3, 4. Bu şekilde bağlantılarımızı yapıyoruz. Bu şapka, şu şapka, biraz önce başladığım spiral görünümlü bu şapka. Evet, şimdi 16 tane kafesimizi yaptık. Tığımızın başına doladık. Burada şimdi bir tane normal kafes yapıyorum. Hemen ilk aradaki ilk direğin üzerine battım. İki zincir çektim. Şimdi araya batıyorum. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. İkili trabzan. Aralara iki zincir. Böyle araya batıyorum. Şimdi bir tane araya battım. Burada arttırmış oldum. Bu bir tekti. Bu bir çift oldu. Şimdi yine bir tek. Hemen direğin üzerine atlıyorum. Bu bir tek. İki zincir çekiyorum. Yine araya batıyorum. Bu çift. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Bu sırayı tamamlıyorum. Evet. Şimdi buradaki bir o şablonu da gösterelim. Şablonu da gösterelim. Şurada. Bakın çok güzel. Bunlar yayınlanacak yayından sonra. Evet. Şimdi 24 kafes olduk. Şöyle çekelim. 16 kafesteydik. 24 kafes olduk. Üçüncü sıramız. Şimdi dördüncü sıraya geçiyoruz. Dördüncü sırada hemen onu göstereceğim. 32 kafes olacak. Beşinci sıra yine 32 kafes olacak çünkü hiçbir arttırma yapmayacağız. Tek tek yapacağız. Bir de şöyle alınırsa bunlar şapkanın son ucuna kadar olan sayılar. Mükemmel bir çalışma. Bunun evet. Bu şekilde anlatılması. Şimdi. Zaten paylaşacaklar. Bu şekilde bunu takip ederek şablonu istediğiniz gibi yaparsınız. Evet. Gerçekten çok güzel. Şimdi bir tek bir çift yaptık. Hemen dördüncü sıramızda, birinci sıramız, ikinci sıramız, üçüncü sıramız, dördüncü sıramızda iki tane tek yapıyoruz. Tek, yani hemen karşıdaki trabzana atladım. İki zincir çektim, yine karşıdaki trabzana atladım. İki tek, araya batıyorum. Bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift. Şimdi bu sırayı tamamlıyoruz. Yine iki tane tek yapıyorum. Yine bir çift, iki tek, bir çift. Bu sırada tamamlandı. Sonra geliyorum buraya. Şöyle şunları alıyorum. Burada artık tek tek. Yani bir, iki, üç, dört. Beşinci sıramız hep tek tek. Dört zincir. Böyle. İki kere de çıkıyorsunuz. Evet, iki kere de çıkıyorum. Hep her trabzanın üzerine batıyorum. Hiç arttırma yapmıyorum. Süper. Burada tek tek gidiyoruz. Şimdi üzerinden artık konuşayım. Şimdi tabanımızın yani başımızın üst bölümü burası. 8 sıra olmalı. 8 sıra olmalı. Başı normal olanlar hani normal derken yani standart olanlar 52 tane kafes 8. sırada olmalı. 52 kafes. Bunun için
Ya ne yaptık? En son nerede kaldık? İki tek bir çift, iki tek bir çift. Bir sıra tek tek yaptık. Yine iki tek bir çift. Bir sıra yine tek. Son sırada üç tek bir çift. Üç tek bir çift yapıyoruz. Evet. Evet. Bir, üç, pardon. Dört tek bir çift. Dört tek bir çift yapıyoruz. Bu 52 tane oluyor. Şimdi çocuk için bütün olay şu son sırada, 8. sırada. Çocuk için 5 tek bir çift. Son sıra. Buraya kadar her şey aynı. Son sıra 5 tek bir çift oluyor çocuk için. Daha küçük çocuk için mesela şu, daha küçük çocuk için burada son sırada 6 tek bir çift. 6 tek bir çift yapıyoruz. Bu tepe bölümünü bitiriyoruz. Sonra geliyoruz buraya. Artık 11 sıra, şu bölüm 11 sıra. Hiç arttırma yapmadan bu 8. sıradan sonra hep tek 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 örerek şöyle şapkamızın yan bölümünü örüyoruz. Evet. Ördük. Sonra bak, geliyoruz. Çok güzel oturuyor. Onu bir alabilir miyim? Şunu göstermek isterim. Yani bu bu şeyleri, şunları kaydedin bir yere. Gerçekten bakın hani cup diye oturdu bir şeyiniz var. Böyle yünlülerle de bere yapabilirsiniz. Yünlülerle de bu şapkalardan yapabilirsiniz. Bu bere kenarı olunca şapka olacak. Evet. Şimdi 8. sırada bütün olay. Herkes başına göre 8. sıradan ayarlayabilir. Yani 3 tek bir çift yapabilir, 4 tek bir çift yapabilir. Başı büyükse. Evet, bu şekilde örüyoruz. Şimdi geliyoruz bu uç bölümüne. Uç bölümünde 11 sıra sonra, 11 kafes sırası sonra, ama bu 10 sırada olabilir. Herkes başına ölçmeli. Hani başına göre, eğer çok uzun gelebilir bazılarına, anlı kısadır. 10 sıra olabilir. Sonra burada bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift, böyle bir sıra boyunca dönüyoruz. Bir sıra, ama sadece bir sıra. Sonra 3 sıra tek örüyoruz. Sonra 5 sırada, 5 kafeste bir tane çift yapıyoruz. 5 kafeste bir biraz çift yapıyoruz. Biraz volanlandırıyoruz. Çok arttırıyoruz. Hafif arttırmamız gerekiyor, yoksa bu ende aşağıya kıvrılır. 5 tek bir çift yapıyoruz. Sonra istenirse, uzun istenirse ön bölümü 2 sıra tek dönüyoruz. İstenmezse tek sıra dönülür. Şimdi şapkamız bitti. Evet. Bu çok güzel. Bunu kaydedin. Yani bu işten ekmek yiyen, bu işten evine ekmek getirenler bunu bir standart şeyi anlattı Tülin Hanım. Çok güzel. Şimdi üstünü yapacak. Üstünü şimdi farklı da yapabilirsiniz, bu şekilde de yapabilirsiniz ama olay. Yumuşacık bir iplik olduğu için tabii biz şapkada hep böyle o ön bölümün biraz formda durmasını isteriz. Tabii ki. Kola da olabilir. Şunu da söyleyeyim. Çünkü pamuklu iplik olduğu için kola da yapılabilir ama yani kola da gene bir sert oluyor. Hani çok böyle yumuşacık, konforlu durmuyor. Şimdi ya ben şu şapkaları şunu alıp çantaya gereğinde evet, atmak istiyorum. Öyle bir an oluyor. Evet. Çoluk, çocuk, bir şey derken bunu bir atmak istiyorsunuz. Hiçbir şey olmaz buna. Evet. Bakın kenarında da teli var. Formuna tekrar giriyor. Halbuki kolalarsanız evet, veya hasır bir şeyse kırılabiliyor. Kolalarsanız şekli bozulabiliyor. İplik iplik. Evet, buyurun Tülin Hanım. Şapka. Şimdi son sırada bunu nasıl form yapabiliriz? Bu çamaşır ipliği içerisinde bakır tel olan, ama iki tip çamaşır iplikleri var. İçerisinde böyle fazla sert bir bakır tel olan var. Onu kontrol edemiyoruz. Şöyle kontrol edemiyoruz onu. Hı. Bu o kadar çok bakır tel yok. Bunda biraz daha az sayıda var. Bunu çok iyi bir fikirmiş bu. Alıyoruz. Şöyle araya koyuyoruz. Onu hapsediyoruz. Bunu şöyle üzerinden, şimdi sık iğne yapıyorum. Böyle tığımı batırıyorum. İpliği arkadan alıyorum. Bunu çekiyorum. Böyle alıyorum, çekiyorum. Şimdi bunu yaparken bu son sırayı nasıl böyle düzgün formda tutarız? Nasıl tutarız? Düşün. Gözüm şarja takıldı. Telefon şarjına, fişte takılı. Dedim şarj gibi bir şey olmalı. Son sıraya ben bunu böyle yapsam şarj bunu dik tutar. Şarj olmayacağına göre kablo. Kablodan çamaşır ipliğine. Oradan oraya. İçinde bakır olan telle de benim dediğim gibi böyle formu ezebilirsiniz. Evet. O da çok güzel olur. Böyle yaparsınız. Evet. Şurada bir gül gibi bir şey oluyor o zaman. Nasıl bulabilirlerse. Bu şekilde sık iğne mükemmel ile mükemmel bir aklı bütün var. Bütün etrafını dönüyoruz. Şimdi döndük. Bunu bırakayım ben. Sık iğne ile döndük. Şimdi bunları nasıl gizliyoruz? Bunu burada da üstünün zincir işini istediği gibi yapıyorlar. Önce şunu bir
bence sabitlememiz gerekiyor. Şöyle bantla bunun ikisini sarıyorum bantla. Hiçbir şey olmaz böyle bantla güzel sarıyorum. Şimdi tabii daha güzel yapabilirler. Şimdi bunu üzerine sarmaya devam ediyorum. Şimdi bu çıkmaz, açılmaz. Açılmaz. Çirkin durmaz. Şey evet. Hiçbir şey olmaz. Böyle üzerini sık iğneyle ben bunun kapatıyorum. Ve çok güzel, harika bir şey öğrendim. Formda duran bir şapkamız oluyor. Bu söylediğiniz şeyden çok güzel beslendim. Bunu düşünememiştik yıllar önce. Derya ameliyata giriyor, dizinde bir sakatlanma olmuştu. Ameliyata girerken ben oradaki serum, hatırlarsınız bunu, serum borusunu. Ben dedim şeyden sonra bu serum, anne diyor sen ne düşünüyorsun böyle çıkmış. Hakikaten aldım serum borusunu, ince serum borusunu koymuştum bunun içine. Hep anlatır Derya, annem ben orada ameliyata gireceğim, annem serum borusunu şapkaya koymayı düşündü diye. Ben de öyleyim. Vallahi. Ama bu çok güzel. Böyle çok güzel. Böyle sarıyoruz. Güzel. Güzel kapatıyoruz. Şimdi burası bitti. Gelelim üstüne. Şimdi üstünü nasıl çalışacağız? Hemen şöyle şuradan bir tane alabilirim aslında. Şuradan daha rahat olur. Üzerine diyelim ki düz renk iplikle yapıyoruz. Tığımız düz olur, geçişli olur değil mi? Üzerine neyle? Nasıl isterlerse. Nasıl isterlerse. Tığımız 5 numara. Yani üzerinde 8 yazar. Böyle ipliğimiz altta, tığı batırıyoruz şöyle ortaya, ortadan alıyoruz. Ama burada tabii bir tane daha var, az önce söylemiştim bir yuvarlığımız şu. Şurada göstereyim, şu spiral olan nasıl, sonra da şeyi göstereyim desenli tamam. Nasıl yapacağız. Şimdi spiral olanda buradan atlamıştık ikinci sıraya. Hemen şu ortadan başlıyorum ben, ya şuradan başlayayım. Şuradan başlayayım. Şimdi böyle 5 numara tığımızla alttan ipliği alıyoruz, yukarı çekiyoruz. İpliği alıyoruz, yukarı çekiyoruz. Böyle zincir işi yapıyoruz. Böyle şapkamızın üzerine ilmekleri uzata uzata, çok kasmıyoruz. Tabii bunu bağlarsınız siz. Şimdi burada kesinti olmaması için böyle hemen o biraz önce kaydığım yerden yukarı çıkıyorum ikinci sıraya. Böyle devam ediyorum. Böyle döne 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 biz bu şapkamızın başını yapabiliriz. Böyle yapabiliriz. Üst bölümünü istenirse şuraya kadar. Mesela şurada şöyle bir desen çalıştık. Şimdi bu deseni yapmayı da göstereyim ben. Bu anlaşıldı zannediyorum. Ama şunu da göstermek istiyorum. Şu çalışma nasıl oluyor? Hani burada nasıl oluyor? Bir de şöyle bir şey var. Bu desenler hani denk gelmeyebilir. Hiç önemli değil. Çünkü biz desenin denk gelmesi için bir zemin yapmıyoruz. Biz kendimize kalıp gibi oturan bir şapka yapıyoruz. Sonra deseni üzerine uyguluyoruz. Burada bir tane kayılır, bir tane atlanır arada. Hiç önemli değil. Bir şekilde şey olmuyor, anlaşılmıyor. Böyle şöyle çektim. Batırıyorum. Buradan geri batıyorum. Burada şimdi artık desen çalışıyorum. Böyle yine buraya. Ya bu zincir işi bize o kadar çok şey veriyor ki, elveriş veriyor evet, ki. Böyle, böyle, böyle. Hani üst bölümü böyle çalışıyoruz. Şimdi burada tabii biraz vaktim az kaldı ama cuma günü biz çantaları gösterirken de üst bölümü tekrar yapacağız. Daha uzun yapabiliriz orayı. Evet. Şöyle şurada mesela bir tane göstereyim. Zikzak bir desen. Zincir işinde unutmasın sevgili izleyicilerimiz. İp alttan, yani zinciri yaptığımız ip alttan geliyor. Alttan. Tülin Hanım onu hep gösteriyor evet. Bize. Şimdi şöyle mesela şunu yapalım. Şöyle bir desen, şöyle zikzaklar. Hanımlar o kadar güzel şeyler çıkartır ki. Böyle üste batıyorum, çıkarıyorum, sola kayıyorum. Üste batıyorum, mesela sola kayıyorum. Sonra buradan düz gidiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Üste çıkıyorum. Sağa geri dönüyorum. Böyle yukarı çıkıyorum. Tekrar bu tarafa sola. Tekrar yukarı. Bir sola, bir sağa, bir sola, bir sağa. Bu şekilde bütün şapkamızın üzerine biz kaplıyoruz. Genellikle ön bölümlerde ve üst bölümlerde böyle düz çizgiler yakışıyor. Ortadaki deseni patlatıyor. Bu şekilde yine yapılabilir. Böyle hafif kaymalar, yukarı aşağı zikzaklar yapılabilir. Şu önemli. Şimdi biraz önce spiral şeklinde dedim. Burada da aynı olayı yapmalıyız. Yapmazsak ne olur? Böyle iz olur.
Ya da burada ipliği ilmeği alta vererek atlanabilir. Mesela şunu yapabiliriz. İlmeği aşağıdan verip şöyle öne atlayabiliriz. Hani desenler için böyle atlanabilir. Hanımlar onu zaten çözecektir. Böyle burada etek uçları düz gidilebilir. Bu şekilde yani desenleri cuma günü. O kadar güzel olmuş ki. Yine çalışırız desenleri cuma günü. Daha geniş çalışırız. Böyle biraz önce yaptığımın giderek tam tersini dönüyorum. Tam karşısına tersini yapıyorum. Yine. Ben çok iyi fikirler aldım. Hangisini istiyorsunuz? Şu mavi olan da. Mesela burada sadece üst bölümü çalıştık. Sonra olay. Bunu hep bu şekilde çalıştık. Buna yuvarlak bir çanta yaptık. Siz gidiyorsunuz galiba. Ben diyorum seyirciler karar versin. Ben siteye tatile gidersem hani öyle nasıl gidersen, bir giriş öyle yapsam yani o onu şey yapıyorum. Bununla mı onunla mı şimdi seyredeceğim yayını. Komşular ne diyor seyreden varsa yazsın bana. Hangisiyle beni kabul ediyorsunuz? Komşularım var çok da kıymetlilerdir. Bence öyle gidin akşama böyle çıkın. Akşama böyle çıkayım. Evet. Her gün farklı. Evet. Erkan nedir süre? Ben o zaman bir siteye doğru gidiyorum Erkan. Bu sefer de böyle. Oh! Oh! Tülin Hanım.